Evet, tezgahımın üzerinde güzel hazırlıklar var. Şöyle bir biberli, peynirli, yoğurtlu turşu yapalım. Yani sokada diyorlar, bizim Trakya'da da peynirli biber diyorlar. Peynir de kullanabilirsiniz, böyle ekşimik de kullanabilirsiniz. Ben ekşimik kullanacağım. Burada da kavanozların üstüne koymak için margarin diyorum. Süzme yoğurdum. Ekşimeyim. Biberlerimi yıkadım. Kuruması için petitlerin üzerine koydum. Tuzum. Tüm malzemeleri bu kadar. Hepsini bir kapta birleştiriyoruz ve kavanozlara dolduruyoruz. Ekşimeyi koydum. Yoğurdumu da koyuyorum. Yoğurdumu da kattım. Tuzunu katıyorum. Şöyle biraz tuzunu verelim ve ekşimikle süzme yoğurdumuzu güzelce karıştıralım. Çok lezzetli, çok da güzel, çok da kolay. İsteyen süt de ilave edebilir. Ben bugün sütsüz yapacağım. Ekşimikle süzme yoğurdumu karıştırdım. Böyle alıyorum ve kavanoza koyuyorum. Ve biberlerinden koyuyoruz. Böyle karışık dolduruyoruz. Bir sosundan koyuyorum. Biberinden koyuyorum. Burada da margarin eridi. Onu kapatıyorum. Ve burada da tabii ki ya kahve ya çay, su koyduk. Bakalım hangisine kısmet olacak. İkisinden biri. Çay da yapabilirim. Kahve de. Biberler sarı olduğu zaman da yemeye başlıyoruz. Bu kadar basit. Bu kadar da lezzetli. Şöyle videoyu kapamadım kavanozu doldururken sizlerle birlikte. Ufak kavanoz çıkardım. Yoğurdum var da, ekşimim de var. Onu da ilave yaparız. Bir kavanoz daha yaparız ufak. Daha sonra daha da fazla yaparız. Şu an elimdeki malzemeye göre yaptım. Sizlerle tarifini verelim. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Yaz, kış. Evet. Şöyle peçete alalım. Kavanozumun kenarını silelim. Ve yağsını koyalım. İster zeytinyağı varsa zeytinyağı koyun üstüne. Zeytinyağı yoksa benim gibi margarin koyuyorum. Şöyle margarin döküyoruz. Bu hava almaması için. Kapatıyor burasını. Turşu daha güzel oluyor. Aynen bu şekilde tam kavanozu kapayacak kadar yağ koyuyoruz. Bu işlemin aynısını zeytinyağı da oluyor. Bende zeytinyağı yok. Şöyle margarini koydum. Yağ donduktan sonra kapağını kapatıp dolaba kaldıracağım. Bu kadar basit. Bu kadar da lezzetli bir turşumuz. Şöyle gösterelim. Evet. Ben ufak kavanozumu da dolduruyorum. Buraya yine ekşimikle yoğurt ilavesi tuzunu aynı işlemi uygulayarak bir ufak kavanoz daha yapacağım. Daha sonra da dolaba kaldıracağım. Peynirli, biberli turşularımızı diyelim. Siz isterseniz sokada diyebilirsiniz. Dediğim gibi buna biraz süt ilavesi de yapabilirsiniz. Ama bugün ben sütsüz yapıyorum. Böyle de güzel oluyor. Hem taşma riski olmuyor. Süt koyduğunuz zaman biraz taşma riski oluyor. Bunda hiç öyle bir risk yok. Sırf süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Hiç peynir katmadan o kadar da güzel oluyor. O biber, süzme yoğurt. Aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet. Süzme yoğurtlu
Peynirli biber turşularımın üzerine yaktığım yağ dondu. Kapaklarını kapatacağım. Mis gibi dolaba kaldıracağım. Gördüğünüz gibi yağ dondu. Bu işlemi aynısını zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Zeytinyağı da aynı işlemi görüyor. Ben margarin yaktım zeytinyağı olmadığı için. Erittim yani yaktım dediğim erittim. Kapaklarını kapatıyorum ve dolaba kaldırıyorum. Biberler sarı olduğu zaman da yiyebiliriz. Fazla da bekletmemize gerek yok. Yaz kış bunu yapabiliriz. Evet, kapaklarını da kapattım. Dolaba kaldırabilirim. Biberlerim sarardığı zaman da yiyebiliriz. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Kolay, basit, lezzetli bir turşu diyelim. Peynirli, süzme yoğurtlu. İster süt katabilirsiniz. Ben katmadım. Böyle de güzel oluyor. Bunun lezzetini veren süzme yoğurt oluyor bence. Hiç ekşimik katmasanız, peynir katmasanız sadece süzme yoğurtla da yapıyorlar bunu. O kadar da güzel oluyor biberle. Yoğurdun lezzeti ayrı bir tat veriyor. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun.